Hadi ben de ovalayacağım. Valla ses geldi. Ben babamla hiç konuşmadım bugün ya. Kaç? Aa, anam gelmiş. Ana, babam yok. Otur otur. Anne, Yusuf dersine çalışmadı. Çünkü abim canı en açtı burada. Bana ne? I don't care. I don't care about your examination. Bu arada aklımda çekiliş yapmayı düşünüyorum ama böyle kendime böyle sponsor falan mı bulsam bilemedim nedir. Annem Yusuf'u ovalıyor. Yusuf bacağını incitmiş geçen beden eğitimi dersinde. Hoca onları böyle yürütmüş, spor yaptırmış. Bacakları çok böyle kasılmış, et kesilmiş. Şimdi annem onu ovalıyor. Yusuf içeriden sesler çıkarıyor. Yanlış anlamayın yani. Bakın durun. Ovala annem, ovala. Ovala şunu, ovala. Hacı oğlum, bir şurada manyak mısın ya? Hadi, hadi annem, ovala be. Sen de hiçbir şey yapmıyorsun. O ne? O ne? Yakan krem bu. Yakan krem olsun annem, ovala, bastır bastır. Sen yapamıyorsun anne, elin ayağın. Aaa, git! Git, vallahi öldürürüm seni. Yemin ediyorum öldürürüm abi. Abi! Abi git ya. Na na la 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 la. Kurdan at dur. Allah belanı versin. Ne olur şuralara ekran görüntüsü alın. Yusuf'un bacağına basıyorum. Hadi ne olur. Bak hadi. 3, 2, 1 hazırlanın. Hadi. Ekran görüntüsü alın çabuk. Vallahi öldürürüm seni. Ne bu? Alan yok mu ya? Ben hadi. Ben sonra kendim alırım. Anne. Yapma İsmail. La 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 la. Bu ne olacak? Bir şey. Kalma. La 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 la. Acıdı mı? Hadi oğlum bir şey be. Anne hadi bir de şuraya. Anne. O ne biçim sen bir daha. Na 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 la la. Anne ne yapıyorsun ya? Abi. Aa, çok hoşuma gitti. Ben bizim odaya soktum. İnsanlara eziyet etmesini çok seviyorum. Dükkan odaya bak kapat. İnşallah bacağın. Tabağa da odana çıkarmış git. Bacağın koma girer. Tövbe de. İsmail. Git odana çıkarmış git. Anneciğim düzgün ovalamıyorsun. Ben olsam beni bastırmıştın. Hadi ben de ovalayacağım. Ne? Buraya laf eli yalar. Eli mi? Bu ilaç akıyor mu? Bir şey söyleyeyim, yemin ederim buna ekran görüntüsü aldı. Allah aşkına evde... Öldürürüm bak seni çocuk. Çocuk adam, sakin ol. Ellerini sakin tut. Ellerini sakin tut. Valla kararı telefonum benim falan. Oğlum gider misin? Hadi gidişelim oğlum. Tamam be. Allah'ım yarabbim psikopat ya. Allah'ım yarabbim, yılda bir kere elime böyle fırsat geçirdiğin için çok sağ ol yarabbim. Sana şükürler olsun binlerce kez. Aha, şurayı bir ekran görüntüsü alanınız olmadı değil mi? Bana gönderin bunu, Allah aşkına gönderin. Ya. Ama ne yapayım yani, hak etmedim mi sizce de? Yani bu zamana kadar yaptığım iyiliklere bir kerecik de kötülük eklensin. Senin gibi abi iyi ki başım diyor. Siz de beni şimdi kötü biri yapmayın. Ben Yusuf'un her ihtiyacını karşılıyorum yani. Öyle de demeyin şimdi. Gece kafalar mı? Fatma bir şey söyleyeyim mi? Geri sar bak. Bir dakika geriye sar canlı yayını. Göreceksiniz. Siz benim Yusuf'un bana neler yaptığını bir bilseniz hep sevap point mi kazanacaksınız değil mi? Doğru yani. Azıcık da günah kazanalım. Allah mahvet ya Rabbim. Tüm kardeşler gıcıktır. Müstehak. Bugün bana küfür etmişlerdi. İçim sinir dolmuştu. Onu da attığıma göre çok mutlu oldum. Allah'ım Allah'ım. Kill this love. Dun 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 dun. Fatma yeni mi? Yo, Fatma bayağı eski. Na 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 na.
Suç olmasa bile illaki hak etmiştir. Kesinlikle. Yusuf geliyor, korkuyor. Eleme lan! Eleme. Hadi ya! Yusuf. Benim yanımda lan benim. Bana vuruyor ama. Abilerin öyle bir hakkı vardır. Kanka sen öyle bir hakkı vardır, unutma. Sen... Demokrasinin 11. kanunun 4. maddesinin 5. Sen saçmalama, gerçekten böyle vardır abilerin böyle kanunu. Tamam. Kardeşler üzerinde hakkı olan abiler ve ablalar onları istedikleri kadar işkence etme hakkına sahiptir. Peki bunlar, sen şunu biliyor muydun? Türkiye Ağır Ceza Mahkemesi bile bir şey demez. Hattın müdafaa yoktur, hattın müdafaa vardır. Ben koruyorum kendimi. Öyle sen miydi? Toprak mısın Yusuf? Toprak. Karadeniz bölgesi falan. Şey... Demokrasimizin 9. maddesinin 5. paragrafının 6. bölümünde. Sen Allah aşkına daha Türkçeyi okumayı bilmiyorsun. Bak, yarın sınavım var. Bana demokrasiden bahsetme. Kardeşlerin abilerine karşı hakları vardır. Belirli hakları. İçim çok üzülüyor senin için. Hadi. Yarın düşük alırsan. Babam. Abi. Abi. Yemin ediyorum bak. Çok üzüldüm. Ben bu kadar acıdım. Vallahi bilir. Gerçekten şakasını yapıyordum. Kopuyor. Geçin lan ya. Eğitim öğretmeni onları böyle spor yaptırmış. Onun da et kesilmiş orası. Ben de 9. acıyor. İsmail İstanbul yapacağım bundan sonra. Ne dinleyeyim kardeş? Kama kameleon. Git içeride ders çalış. Aynı ablam. Ne yapayım yani? Odamız aynı mı? Evet. Maalesef çok zengin değiliz. Yusuf çok yemek yediği için masraflarını zor karşılıyor ailem. Yusuf bak bu yine bozulmuş. Yusuf git içeride ders çalış. Burada hiçbir şey anlamazsın. Yok. Bilerek yapıyorsun zaten. Sonra suçu benim üstüme atıyorsun düşük kalınca. Öyle bir şey zaten. Öyle bir şey yaparsan zaten babama söylerim. Söyle. Sevgili yaptı derim. Yok ki. Ama yaptı. Günah. Kanıtları var. Söylersin. Kanıtları var. Ne kanıtı varmış? Kanıtları var. İşte beni güldürme bak. Gerçekten gözüm iyice çekik oluyor. Kanıtlarım var. Ekran görüntüsü aldım el ele tutuştuğumuz fotoğrafları. Hatırlıyorsan. Ve telefonla silmeye kalkarsan başka yere attım bile zaten. Peki sadece soracağım. Hı. Ya Photoshop yaptıysan nereden biliyorum bu makineleri? Gerizekalı babam Photoshop'tan ne anlar? Sence bir şey söyleyeceğim. Sana mı inanır, bana mı inanır? Bana inanır. Evet, başka zaman sana inanır ama bu konuda bana inanır. Gülünce Çinli'ye benziyordu sana. Ay, bir de Çinli'ye benziyordu. Babam geldi dostlar. Baba! İlk önce kim şikayet eder? Hayır, vermiyorum. Bana geldi mi? Geldi. Aç mı telefonu? Baba, duydun mu? Şey sana mesaj geldi mi Yusuf'un e-okulundan? Ne diyor? Bugün sınavı biraz kötü geçmiş galiba. Ve yarın da sınav varmış. Benim peşimde dolanıyor. Diyorum ki git içeride ders çalış. Çalışmıyor. Birincisi içeride ders çalışamıyorum. Annem var. İçeride. Hayır, annem gelmeden önce hiç çalışmadın. Yattın akşama, babam da gördü. Annemlerin odası bak sıcacık. Git oraya yat, çalış. Ben yatacağım şimdi. Annen ne yapıyor orada? Annem de gelecek senin yanına. O içerisi boş kalacak. Benim yarın çok önemli bir sınavım var. Burası soğuk. Yat kadar sonra çalış. İşte. Bu gitsin içeri. Bu ne? Bu ne? Ya bilgisayarda işim var. Allah Allah. İsmail kazanır her zaman. Unutma bunu. Sınavın olduğunu lütfen unutma. Yani telefon bazen de unutma. Eğer öyle bir şey yaparsan interneti kapatırım. Bitti. İşte. Kazanan. Siz beni şey salak mı sandınız? Hemen öyle Yusuf'a bırakıvereceğim odayı. Başlığı bekli diye koydum. Kendiliğinden düzeltti telefon. Ben yapmadım öyle bir şey yani. Eğlendik mi arkadaşlar? Bugün bayağı eğlendik. Yani bence en komik canlılardan biri oldu. Asena geldim demiş. Asenacığım canlı yayın bitti. Sen daha nereye gelirsen. Çok sıcak değil, soğuk. Şimdi birazdan ben daha açık şey mi yapsam? Siz benim son attığım videoyu izlemediniz değil mi? Son bir tane video attım. Onu izleyip beğenip yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Çünkü bildirim gitti veya gitmedi emin değilim. Yaparsanız böyle şeyler çok güzel olur. Şimdi birazdan canlı yayını kapatacağım. Aşırı derecede eğlendik. Görüntü aldıysanız bana ekran görüntülerini atarsanız çok mutlu olurum. En son baban gelmişti. Babamı da gönderdiğime göre
Sorun çözüldü. Gerçekten bazen ortalığı karıştırabiliyorum. Ariana'nın şarkısı kaldı mı sence dinlemediğimiz yerden? Hepsini çektik maşallah. Seni seviyorum kardeş. Çok teşekkür ederim. Ben de sizi çok seviyorum. Every single day.